Zaten hocam Mevlana diyor ki sen ne düşünürsen osun diyor çok ilginç hani bazı batılılar diyor ki sen ne yersen osun bazıları evet. düşünüyorum varım diyor Mevlana çok ilginç bir şey söylüyor hocam nasıl düşünüyorsan sen öylesin gül bahçesinde kendini hissediyorsan gül bahçesindesin eğer diyor evet. kendini yılan akrepler içinde düşünürsen oradasın. oradasın. Rakam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk size adam Hocam geçen hafta çok güzel konular işliyorduk. Ee, i̇nsan kendini nasıl gerçekleştirir? Carl Rogers'dan giderek e, evet. Batılı psikolog, e, humanist psikolog. Şimdi hocam geçen hafta şey demiştik. E, gerçeği olduğu gibi algılamak kendini gerçekleştiren insanların özellikleri. Yani hocam böyle e, ne e, çok polinacı olup aşırı optimist olup gel keyfim gel yatarak ya her şey çok güzel hiç çalışmama evet. gerek yok veya çok pesimist çok karamsar her Kötüm şey kötü sen. Evet. olaylar kötü haberler kötü hocam şimdi sufilerde şöyle bir şey var olayın güzel tarafını görüyorlar ama bunu bilerek yaparsak güzel bir şey bir örnek vereceğim hocam sonra size vereceğim sözü evet. ederseniz. Estağfurullah. Şimdi Gazali'de hocam güzel bir hikaye var. Bir gün e, bir çölde yaşayan bedevinin, çadırda yaşıyor biliyorsunuz bunlar, develeri var işte. Bir köpeği, bir horozu, bir de eşeği var. Eşekle su getiriyorlar. Köpek işte evet. çevreyi koruyor. Horozu da sabah namazına kaldırıyor bunları herhalde. Bir gün horozu tilki götürmüş. Eyvah demiş çocuklar, horozumuz gitti. Baba demiş ki evlatlarım üzülmeyin, bunda bir hayır vardır. Ya demişler baba ne hayır olsun. sadece hmm. tanecik horoz vardı gitti. Bir süre sonra eşeği de kurt yemiş. Eyvah demişler suyu kim taşıyacak şimdi? Mahvolduk falan. Ya demiş üzülmeyin, bunda bir hayır vardır. Baba bunu söylüyor. En sonunda köpek de kendi kendine ölmüş. Tabi çevreyi koruduğu için o da çok kıymetli bir hayvan. Baba yine bunda da bir hayır vardır demiş. Tabi aile fertleri ya demişler bunda ne hayır olsun ki? Meğer hoca bir süre sonra o bölgeyi eşkıya basmış. Araplarda biliyorsunuz böyle ganimet yağmalama çok meşhurdur. Hmm. Diğer komşu çadırları yağmalayıp içindekileri öldürüp ne var ne yok götürmüşler. Tabi bunlar e, araziye dağılmış çadırlar yani yan yana değil. Ondan sonra, hı hı. Burada tabi köpek havlaması, eşek anırtısı, horoz ötmesi olmadığı için kimse bu, burayı bulamamışlar. Demişler. Burayı bulamamışlar, yerini hı. görememişler. Hepsi hayatta kalmış. Hocam şimdi yani bir şeyi güzel görmeye çalışmak ayrı bir konu ama e, yani bazen de bu yani psikolojide büyük rahatsızlık değil mi hocam olayları abartılı iyi veya abartılı kötü görmek ne dersiniz? Evet yani mesela onun için artık psikolojide iyimserlik kavramından çok hocam gerçekçi iyimserlik kavramı kullanılıyor. Daha vurgulu olması açısından yani. Ee, yoksa polyanlacılık dediğinizde siz gerçekleri görmüyorsunuz. Diyelim ki hastalık teşhisi konulmuş size tedaviye karşılık vermiyorsunuz yani tedaviye girmiyorsunuz. Halbuki gerçekçi iyimserlik şudur. Teşhis yapılmış hastalıkların var. Tedaviye gireceksin ve iyileşme umudun olacak. Gerçekçi imserlik dediğimiz Yani %50 iyileşme bu. durumu varsa inşallah iyileşeceğim diye orayı biraz 51 %55'e çıkarmaya çalışacaksın. Hatta hocam daha fazlası. Daha fazlası niye? Ee, geçenlerde bir profesörün yazısını okudum şaşırdım paylaşımını. Diyordu ki mesai içinde olmadığı halde her pazar günü hastalarımı ben ziyaret ederim. Çünkü diyor Hasta beni sürpriz bir şekilde karşısında görüyor ve tedavinin diyor iyileşmenin yüzde %50'den fazlası diyor moral ve motivasyondur. Hatta hocam bazıları %75 civarında hastalıklara psikolojiktir. Yani evet gerçekten başımız ağrıyor ama psikolojimiz bozuk olduğu için ağrıyor. Eğer iyi vakit geçirseydik, hoş bir ortamda sohbet etseydik. Belki bu ağrı olmayacaktı. Bu yüzden hocam moral ve motivasyon çok önemli diyor. Özellikle hastalıklarda. Bir de hocam bizim toplumumuzda böyle olayları olduğundan kötü görme hastalığı var. Belki bir sebebi hocam bu radyo ve televizyonlarda kötü haberler. O öyle bir de tabii hocam biz hep söylerim yani 1699 Viyana bozgunundan beri ha bir hocam dayak yemişiz yani. Bunun getirdiği travmalar var. Anadolu insanının yaşadığı çok derin acılar var. Evlatlarını kaybetmişler, yurtlarını, topraklarını kaybetmişler. Eski insanlar hocam gene de şeydi, gönlü geniş insanlardı. Diyelim ki Yemen türküsünü söylediği zaman anlık olarak hüzünleniyor, bir gözyaşı döküyor ama sonra toparlanıyordu. Hocam bir de hareket ediyordu. Hareket de biliyorsunuz stresi çok düşürüyor. Yani bahçeye gidiyor, bağa gidiyor. Tabii tabii. Üzüntük dağılıyordu. Şimdi evdesiniz, evet. yalnız başınızsınız. Böyle bir kötü olay aklınıza geldi. Ondan sonra artık bütün gün evet. <laughs> tek başınıza. sonra ne oldu? Gönüller daraldı hocam. Hmm. Gönüller daralınca bu defa aynı Yemen Türküsü hocam diyelim ki şimdiki dinleyen bir insana diyelim ki eşi askere gitmiş olan bir genç kız da bir deprem etkisi oluşturabiliyor. <laughs> yani nasıl hocam deprem diyelim ki? Ee, yumuşak toprakta etkisi yüksek ama diyelim ki Kayakta kayalık da bir yerde az. az. Aynı aslında şiddeti aynı ama karşı tarafın direnme gücü farklı. Ee, o nedenle bir de tabii çocuk yetiştirme tarzında eskiden hocam biz mücadeleci insan yetiştirmeyi çok önemserdik. Giderek böyle aşırı derecede koruduğumuz kolladığımız çocuklar yetiştiriyoruz ama... Bu dezavantaj oluyor. Onun güçlenmesine engel oluyor. Hocam bir de e, yani e, Türk toplumunda ve bizde genelde bir karamsarlık çok fazla. Şimdi hocam mesela ben pek haber dinlemem. Evet. Memlekete gittiğim zaman tavşanlığı yaşlılarım var Kütahya'da. Ya İstanbul'da kötü görmüş ki ben haberim yok. İstanbul'da yaşadığım halde o kadar kötülük görmüyorum. Evet. İşte şu olmuş bu hırsızlık olmuş onu dövmüş trafikte bilmem kaza olmuş. Ya diyorum ben İstanbul'da yaşıyorum. Hiç bundan benim başıma gelmiyor. <laughs> evet. Şundan dolayı. Haberler yani İstanbul'da milyonda bir olan, binde bir olan olayı öyle bir anlatıyorlar ki sanki köşe başında her gün her an, her gün her an olur. adam evet. öldürülüyor, hırsızlık yapılıyor. yani Öyle bir şey inanın evde televizyon olmaması bazen haberleri izlememekte bir nimet. Hocam son zamanlarda Batı'da pandemi sonrasında çok yaygınlaştı fazla haber izlememek. Çünkü o haberlerin çoğunluğu ortalama bir yurttaşı ilgilendirmiyor çoğunluğu. Onu ilgilendirenler var ama bütün haberleri dünyanın dört bir tarafındaki negatif konular haber oluyor yani. Sizin yaşadığınız olayda da ben e, üniversitede fark etmiştim hocam Ankara siyasal böyle bir miktar eylemlerin e, çok olduğu bir yerdi yani. Bakıyoruz gazetede ben 85'te üniversiteye girmiştim. E, 88-89 böyle biraz daha hareketlik başlamıştı. 12 Eylül etkisinden çıkmış eylemler başlamıştı. Sanırsın her gün okulda vukuat var, kavga var, şu var, bu var. Kan biz, gövdeyi götürüyor. Ta, biz teneffüse <laughs> çıkmıştık mesela. Bir grup arkadaş orada toplanmış e, halay çekiyor ve eylem yapıyordu. Sosyalist arkadaşlarımız. Biz de e, Bakıyoruz yani baktık, falan. seyrettik, yolumuza <laughs> devam ettik. Şimdi e, yani o eylemi biz de yapıyor olabilirdik. Yemekhanede yemekleri protesto ediyor olabilirdik falan. Ama dışarıdan bakıldığında işte Mektebi mükke Şahane'de her an bir vukuat var, her an bir polis müdahalesi var falan yani. Buradan o zaman şu televizyoncu kardeşlerimize ricada bulunalım da. E, yani biraz lütfen haberleri verirken, film senaryosu yazarken ya biraz daha insaflı, insanları böyle yani karamsarla itmeyecek ama maalesef biliyorsunuz insan psikolojisi de böyle acıklı, vurdulu kırdılı, çok ölümlü şeyleri seviyor. E, maalesef. Mesela e, sinema sektörüne bakın hocam. Girin diyelim ki e, Google'da tarama yapın korku filmleri, gerilim filmleri, şiddet filmleri vesaire vesaire. Bir de ilham verici filmler, kendini iyi hissettiren filmler. Bakıyorsunuz birdenbire bunlar çok az sayıda yani. Eyvallah. O ilham veren filmler, e, kendini iyi hissetmeni sağlayan filmler. Böyle bu da aslında hocam şeydir. Kapitalizm aynı zamanda gizli bir korku kültürü oluşturmak ister. Çünkü insanlar o korkulardan ve kaygılardan kurtulmak için kendilerini şeye verecektir, tüketime verecektir. Hmm. Yanında hocam şöyle bir durum da var psikolojide bu iş bazı yani karamsar tipler hocam daha çok tutan meslekler de var. Mesela hocam bekçi alacaksınız fabrikaya. Çok imser bin alırsanız gürültü duyar. Ya yani kedidir kediler. Evet. Belki o da hırsızlar geliyor. Yani şüpheci adam bekçi olabilir. İyi olur. Ondan sonra avukat mesela hocam. Çok iyimser evet. bir avukat. Hiç karşı tarafı e, hareketlerini takip etmiyor. Gayet iyimser, gülümser. Davayı kaybetme ihtimali çok yüksek. Doğru. Sorun şu hocam. Meslekteki bu şeyi evine taşımaya ya da özel yaşamına da taşımaya başladın mı? Sosyal hayatına yansıtmaya başladın mı? Problem oluyor yani. Adam diyelim ki okuldan müdür <laughs> hocam ya da işte e, ya da bürokraside bir yetkili noktada evde de bakanlık yapmaya kalkıyor diyelim ya da e, müdürlük yapmaya kalkıyor. O bir problem oluşturuyor. Kesinlikle dediğinizde haklısınız. Yani Edward de Bono'nun altı şapkalı düşünme tekniği var. Bir tanesi siyah şapkalı düşünme Mesela ben yayın yönetmenliği yaparken hocam yazarlar kitaplarını hazırladıkları zaman siyah şapkalı adamlara gönderiyorum. Arkadaşlar dedi ne demek siyah şapkalı diyorum ki sadece kusur arama mantığıyla bakan. Çok Niye? Güzel. E çünkü diyorum benim çıkardığım ürün kusursuz olmalı. Olmaz da hani en az kusurlu yani, olmalı. Dolayısıyla birinin buna kusur arama mantığıyla bakması lazım. Yoksa buna pozitif bakarsa e, son derece iyimser bakarsa sizin <laughs> dediğiniz gibi oradaki eksikleri ve yanlışları göremez. Hocam bir arkadaşım vardı avukat kula açısındasın eğer bizi Ama dinliyorsa... diyelim ki hocam eşine karşı da aynı şey yapmaya başladı. Çok, çok kötü hocam. O, i̇şte Ha, vurup böyle ağzını üstüne bir tane <laughs> patlatasın geliyor. Yani hocam şimdi hocam bu ya. avukata kaçtım derdik. Altınzade'den Üsküdar'a kadar yürürseniz bir tane aklı adam bulamazsınız. Hepsi ya dolandırıcı çıkar ya hırsız. Ya kardeşim dedi bu kadar da abartma yani Allah Allah. Evet. Tabii hocam avukatlar şimdi akşama kadar mahkemelerde hep davalaya uğraştıkları için ister istemez bir süre sonra bütün herkesi kötü görmeye başlıyorlar. Hı. Belki bazı polis kardeşlerimiz. Hocam işte buna mesleki deformasyon deniyor. Hmm. Meslek de insanın duygu ve ruh dünyasını ele geçirebiliyor. Sadece oradan bakmasına e, neden olabiliyor. O nedenle mesela Edward de Bono'nun altı şapkalı düşürme tekniğinde diyelim ki beyaz şapkalı düşürme de var hocam. Kırmızı şapka da var. Değişik şapkalar var. Bir olaya farklı açılardan bakma. Bunu mesela ben bazı arkadaşların bakış açısını değiştirmekte bir oyun olarak kullanıyorum. Hmm. Diyorum ki olay ne? Olay şu tamam. Şimdi hangi gözle bakıyorsun sen buna? Kırmızı ve siyah şapkayı birleştirerek baktın sen buna. Tamam güzel. Hadi şimdi e, beyaz ve mavi şapkayı takarak bir bak bakalım aynı olaya falan. Birden bakıyor ki aslında olay ben olayı olduğu gibi görmüyorum. Olayı kendi duygu durumuma hmm. göre görüyorum yani. Zaten hocam Mevlana diyor ki sen ne düşünürsen olsun diyor. Çok ilginç. Hani bazı batılılar diyor ki sen ne yersen olsun. Bazıları evet. düşünüyorum varım diyor. Mevlana çok ilginç bir şey söylüyor hocam. Nasıl düşünüyorsan sen öylesin. Gül bahçesinde kendini hissediyorsan gül bahçesindesin. Eğer evet. diyor kendini yılan akrepler içinde düşünürsen oradasın. oradasın. O yüzden hocam Sufiyada şöyle bir şey var. Özellikle geçmiş olaylar artık değiştirme imkanı yok. Sizin başınıza bir olay geldi. Mesela arabanız Kaza yaptı. Pert oldu diyelim ki. Allah muhafaza bir evet. hocam. Ee, diyor ki Sufi ya diyor belki işte ben olacaktım bu arabanın da. Ben de ölecektim Allah göstermesin. Allah-u Teala bu arabayı eline alarak benim hayatımı kurtardı. Şeklinde hocam bakış açısı da var. Evet. Yani bir de bazen hani bazı imkanlarımız yoksa bazı şeye ulaşamamışsak onu da kötü görmemek gerekiyor hocam. Mesnevi kersen açamazsın. Söz hakkı vereyim hocam. Biraz bazen kıymetli izleyicilerimiz diyorlar ki Ali az konuşturuyorsun falan. Ha yok hocam ben, burada... ben, de bazen öyle tamam, konuşuyoruz hocam. Değil mi, hocam. soru sorma fırsatı bile. Sonuçta bu bir diyalog. Sohbetin akışına bir göre. göre. gidiyor. Ben o hikayeyi dinlemeden konuşamam şimdi. Meraktan çatlarım. Hocam çok güzel bir hikaye ya. Evet. Musa Aleyhisselam gafil bir e, Musevi diyor ki ey Musa Allah'a dua et. Ben hayvanların insanını anlayayım. Diyor ki de ki git işine ya. Sen ne işin var hayvanların insanla anlamak? Bu hmm. sana fayda getirmez, zarar getirir. Bir geliyor, iki geliyor, üç geliyor, beş geliyor. Abi, bir türlü başına atamıyor herifi. Allah'ım diyor ya ne yapacaksın? Ey Musa diyor tamam diyor. Ben onu diyor e, bütün hayvanların değil ama Süleyman Aleyhisselam bütün hayvanları anlıyordu biliyorsunuz. Evet. Sadece kendi tarlasındaki, bahçesindeki, çiftliğindeki hayvanların lisanını anlayacak kadar ona bir diyor kabiliyet vereceğim. Adam sevinip gidiyor şimdi. Sabah kalka kalkmaz bahçeye fırlıyor. Bakalım anlayacak mı? E oradan bir sofradan ekmek parçası düşmüş. Hemen tavukla köpek koşmuşlar yemek için. E, tavuk diyor ki, e, köpeğe, ya diyor ben diyor eti yiyemem. Bu ekmeği bana bırak ekmek parçasını. Akşam diyor, bu akşam sahibimizin diyor atı ölecek. Hmm. At kocaman bir hayvan. Sabah akşama kadar sabaha yes, kadar ziyafet çekersin kendine diyor. Adam bu şimdi duydu ya. Hani demiştik ki başta hayvanların sen anlayayım mı? hayvanlara yardımcı olayım. Yarasına hmm. yara işte merhem çalayım falan böyle hep iyi niyet. Gösterisi yapmıştı. Şimdi nefsi tarafını kullanmaya başladı. Hemen atı tutup doğru pazara koşuyor. Hayvan pazarına ve satıyor güzel. Parayı cebe hmm. indiriyor. Çok seviniyor. Ya diyor iyi ki diyor. Ne at parası. İyi ki diyor e, Musa andan, bu sayesinden daha bu bir Tekrar geri geliyor. Ertesi sabah yine bir ekmek parçası düşmüş. Horozla köpek kavga ediyorlar başında. Köpek dün bana yalan söyledin diyor. Hani diyor sahibimizin atı ölecekti. Ben de güzel afiyetle yiyecektim onu. Ölmedi diyor. Ya diyor tavuk. Ben anlamadım ki diyor. Ölmesi gerekiyordu ama efendi tuttu atını yularından çekti götürdü. Nereye götürdü bilmiyorum diyor. Hmm. Merak etme diyor. Yarın sabah diyor öküz ölecek. Hmm. Sen afiyetle yersin. Peki diyor köpek. Tekrarcık şey yapıyor yani köşesine çekiliyor. Çünkü köpekler için et daha kıymalı tabii. Evet. Ondan sonra adam bunu duyar duymaz hemen bu sefer öküzü de yetiştiriyor. Kasaba alıyor parasını cebe indiriyor. Ya iyi ki diyor. Allah'tan böyle bir dua istemişim. Yani yaptığı şeyin farkına değil. Kendine evet. zarar verecek ama. Ertesi gün aynı hadise. Bu sefer köpek artık inanmam diyor. Ben bu ekmeği yiyeceğim garanti diyor. Çünkü diyor sen yalan söylüyorsun devamlı diyor. Bak diyor bu sefer garanti veriyorum sana diyor. Ne diyor at ne öküz. Efendinin kendisi ölecek diyor. Eyvah eyvah eyvah. Ve kendisi ölünce uzaktan misafirler gelecek taziye için. Bir sürü diyor etler pişecek. Her taraf kemik de olacak. Hmm. Merak etme bu sefer iş garantili deyince. Tabii adam hatasını anlıyor şimdi. Koşturuyor Hazreti Musa'ya. Ey Musa ben ettim etme. <laughs> Bir de gafil diyor Hazreti Musa. Bak diyor Allah senin atını alıp canına bağışlayacaktı. İzin vermedin. Dedi ki kolumun öküzünü alayım. Canını hmm. bağışlayayım. Ya buna izin vermedin. Git diyor kendini sat bakalım pazarda. Kaç para yapacaksın? Madem <laughs> satmak çözülmüyor diye, yani sat evet. Sat kendini kurtul diyor yani bu işte. Evet. Bunun üzerine diyor ki artık diyor Allah'ın hükmü kesin. Bundan dönüş yok. Ama sana bir iyilik yapayım diyor. Bu yaptığın iş çok tehlikeli bir işti. İmanın bile çünkü kaza ve kaderi değiştirmeye çalışıyorsun. Hmm. Sana dua edeyim imanınla öl diyor. Şimdi hocam diyelim ki sizin öküzünüz öldü. Buradan yola çıkarak. Evet. E, şöyle demeniz gerekiyor hocam. Vardır bunda bir hayır ya ne yapalım. Yani çünkü geleceğe gidip de öküzü diriltme imkanınız yok. Geçmişe denerek. Olan evet. olmuş. Evet. Kim bazı öküzüm niye öldü diyor. Arabam niye çalındı. Ya adam hayatını kahrediyor hocam. E, gerçeği tam algılayacağım derken. Evet. Ondan sonra kafayı böyle üşütüp tamarhane düşenler var. Mı? Aldatılıyor, dolandırılıyor mesela bir insan. Evet. Ya ben gibi akıllı adam nasıl böyle bir köylüye kandırılır? Hmm. Kendinde böyle şey yapıyor falan. Halbuki vardır bunda bir hayır ne yapalım? Öküz öldü. Atım da ölebilir. Araba da gidebilir. Evet. Ama ben hayattayım Allah'a şükür. Evet. Yani bu şunun bir göstergesi hocam. İnsanı çevresinden çok insanlar çevresinden daha fazla kendi kendine hasta ediyor. Hocam yüzde yüz katılıyorum. Yani genellikle bu konularda hep çevre suçlanır. İşte yanlış bir çevre, kötü bir çevre insanın kafayı sıyırmasına ya da kötülüğe yönelmesine sebep olur. Ama en başta o seçimleri de o insan yapmış yani. E, kafayı takan o, bu konuyu böyle aşırı derecede kafasında büyüten yaşamın merkezi haline getiren o. Kurtuluş yok. Bir de aklıma duygusal zekanın yazarı Daniel Goldman geldi. E, sufi hikayeleri için şunu diyor hocam. Sufi hikayeleri diyor böyle doğrudan öğretici mesajlar, hikayeler değildir. Dolaylıdır ve çok anlamlıdır. İnsanlar diyor her yaşadıkları olaylarda bu hikayeler aklına gelir ve farklı bir açıdan yorumlayıp hayatına ışık tutar diyor. Onun için diyor sufi hikayeleri psikoterapi için çok iyi bir enstrümandır yani. Bir isim vardı Peşeşiyan onun doğu hikayelerini psikoterapi diye bir psikoterapi e, öğretisi vardı. Artık sufi hikayeleri böyle psikoterapide bir enstrüman olarak da kullanılıyor yani. Zaten hocam hikayelerin nasıl olduğundan çok sizin nasıl algıladığınız. Hocam iki ayrı insanın başına aynı olay geliyor. Evet. Mesela hoca haksız yere iki talebesine iki ayrı sınıfta kızmış. Ya senin adam olmaz demiş. Birisi okulu bırakıyor. Evet. Bir inat ediyor. Vay sen bana adam olmaz dedim. Ben sana ispat edeceğim hocam bunun böyle olmadığını. Tutup adam gibi çalışıp büyük adam oluyor. Ya şimdi hocam demek ki Olaylardan şok, olayları nasıl algılıyoruz? Evet. Bu bizim hayatımızı çok etkiliyor. Evet, Mevlana'nın yani sen düşüncesin, ne düşünüyorsan olsun bir anlamda Sen ne yani. düşünüyorsan olsun, hatta hocam şöyle diyor psikologlar, ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Ben üzüntülü olmayı tercih ediyorum. Bu sizin elinizde hocam, yani şimdi biz genelde Türk milletinde şöyle bir şey var. Ali Rıza hocam beni kızdırdı, kızgınım. Cık. Ya o seni kızdırmadı. Sana bir laf söyledi, sen de kızmak istedin. Evet. Gülüp geçebilirdin aynı lafa. Yani şaka olarak kabul edebilirdin. Evet. Ama ciddi aldım mesela. Yani şey yapıyor, e, aslında seni uzaktan kumandayla yönetiyor hocam yani. Şey var, parapsikolojide hocam, telekinezi var, telekinezi... E, enerjinizi kullanarak mesela Matrix'te bir sahne vardı. Uzaktaki bir kaşığı gözüyle bakarak enerji olarak onu büküyordu. Telekinezi deniyor buna. Şimdi burada da şöyle uzaktan bakıyor, <laughs> bir hareket yapıyor. Seni hop kızdırıyor. Hop üzüyor. Hop darlandırıyor. ya e O zaman aslında onun kontrolüne geçmiş oluyorsun yani. Şimdi hocam olayları gerçek algılamak, yani mutlu olmayı tercih etmek Hüzünlü olmayı tercih etmek kendi elimizde. Hocam bunu anlatmak da çok zor bir şey. Ya hocam böyle saçmalık olur mu canım? Evet. İnsan kendi kendine kim mutlu olmayı istemez. İnsanlar bizi gıcık ediyor, mutsuz oluyoruz. <laughs> Ali Hocam bana ters baktı. Evet. Abdülkadir bana geçen selam vermemişti. Kabahat bende mi şimdi? Evet. Kayınvalidem de dedi ki bana yaptığı yemekler yenmiyor. Evet. Şimdi ne yapacağız hocam böyle... Hocam, e, buna başka <laughs> bir yerden örnek vereyim. İnsan her türlü değişiyor. Ama iki türlü değişiyor bir özne olarak değişiyor, bir de nesne olarak. Şimdi ne demek? Şimdi bakıyor ki yaşama koşulları değişmiş. Değişen koşullara göre kendi değerlerine uygun biçimde kendini yeniliyor. Mesela diyelim ki daha girişken ve atak olmak gerekiyordur. Yaşam koşulları rekabet artmıştır. Tamam daha girişken ve daha atak olmak için kendini ne yaparsın eğitirsin. Yapmadan ne olur? Hayat seni zaten değiştiriyor. Ne oluyor? Girişken ve atak olmadığın için düşüyorsun, düşüyorsun. Ha evet. Ya da düşü düşünce de bu defa şey yapıyorsun. Aşırı yırtıcı olarak da reaksiyon verebiliyorsun. O da kötü. O da kötü. Hmm. Şimdi ama her durumda değişiyorsun. Burada mesele şu. Hayatla düet yaparken değişim ben mi yöneteceğim? He. başkası Başka yönetecek. Seni sen üzüleceğine kızacağına şuna buna kim karar verecek ve ne kadar üzüleceksin, ne kadar Bazen bu konuda tepki aldım oluyor diyor ki ya ne demek diyor hiç mi üzülmeyeceğiz Tabii, hiç mi e, kızmayacağız hiç mi ya elbette bunlar olacak. Mesela şu. Mesela kızdığın zaman kızgınlık senin elindeyse sana istemediğin bir şey yaptırmıyorsa sorun yok. Ama sana sonradan pişman olacağın şeyi yaptırıyorsa o kötü. Yani kızgınlık sana ait olmalı. Sen kızgınlığa ait mu o zaman Eyvallah. O zaman yandın yani. Şimdi hocam olayları hani olduğu gibi algılamaktan yola çıkarak hani böyle bir gerçekçi iyimserlikten bahsettik. Evet, kendini gerçekleştiren <laughs> insanların evet. özellikleri arasında. Hatta gerçekçi kötümserlik de o zaman biraz lazım. Yani yerine göre şu ihtimalde olabilir. Tetikrimde alayım. Yani şimdi iyi maaşım var. Allah-u Teala eee nasip etsin ama bir parça da bir kenara koyup biriktirmek de ya hiçbir şey olmaz canım. Deme yani bir gün hasta evet. olabilirsiniz, eşiniz hasta olabilir şeklinde. Şimdi hocam yeni bir şeye geçiyorum. Kendini gerçekleştirmiş insanların bir başka özelliği acayip böyle e, üretici olmaları. Devamlı üretim, değişik metotlar mesela bir iş yerinde hocam adam işçi ama değişik icatlar yapabiliyor mesela. Sizin çalışan evet. bir diyelim ki iş yerinizdeki bir kardeşimiz yani çok böyle insanı kamil ise çay yapıyor hocam mesela bir çaydan basit. Basit bir çay değil mi? Insan? Evet. Öyle değil. Bir çay içiyorsan hocam. Adam yanına bir opsiyonlar koymuş, limon kesmiş, nane koymuş. Allah'ım ya Rabbim 30 çeşit. Yine <laughs> baharat koymuş. Evet. Resmen adam ilaç fabrikası gibi. Yani normal bir çaycı ama siz o çayın içine o kattığınız değişik karışımlarla hocam resmen çayı ilaç haline getirebiliyorsunuz. Evet. Bu arada UNESCO hocam Türkiye ve Azerbaycan çay kültürünü somut olmayan kültürel miraslar listesine ekledi. Yani çok özel bir çay kültürümüz var yani. Ee, bir zamanlar Üsküdar'da hocam çok küçük bir mekan vardı. Asaf Osman Efendi miydi adı tam unuttum ee, bir çay evi küçük bir mekan hocam giriyorsun mekana zaten girdiğin andan itibaren sanki başka bir evrene geçmiş gibi hissediyorsun. Ee, şey garson geliyor ama garson değil yani sunucu size şarkıların makamlarından bir tanesini seçmenizi istiyor. Hüzzam makamı, hmm. Acem Şiran makamı vesaire neyse <laughs> seçtiğiniz makama dayalı olarak da size bir çay yapıyor. Çok ilginç. O kadar çok çeşitli çaylar var ki diyelim ki beyaz çay var, Çin çayı var, Türk çayı var ve farklı farklı başka bir sürü daha çay var. Sonuçta biz çay deyince hep de çayını algılıyoruz. Bu arada bizim <laughs> Trabzon'da da çay var yani. Allahu <laughs> Ekber. Hocam çaydan başka bir şey var mı diyeceğim. Şimdi ben fındık abartmadım. bizde olacağım. esas olarak. Çay ama, fındık eyvallah. E, ama şey çaysız da olmuyor. Bir hocam ben çay için en çok şunu seviyorum. Siz demiştiniz ya sizin orada bazı e, sapık Hristiyan mezheplerinin başarılı olma ihtimali sıfır. Var, hocam, mormonlar, 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 değil mi hocam? Bunlar mormonlar çayı çay, haram demişlerdi. yani. O yüzden hocam rahatım. Mormonlar en azından buraya giremez. <laughs> evet, mormonlar hiç yayılamadı. Yani bir küçük etilerde bir kiliseleri oluşturmuşlar. Ondan sonrası da evet, getiremediler. Sonuçta bunları böyle yaşamı zenginleştirecek, renklendirecek şeylere ihtiyaç var. Çünkü insan ritüelleri, törenleri sevendir. Elbette hayatınızda olduğu yerlerde de bütün bunların es geçirmesi gerekir. Ama hmm. yaşama bir e, sanat, edebiyat ve zevk katmak gerekiyor. Şimdi hocam deniz kenarında köfte satan bir kardeşimiz, ufacık bir iş neyse var, arabaları var değil mi hocam? Ya evet. hocam arabalar kuyruğa girmiş. Evet. Niye? Ya bu adam üretici yani artık kemalermiş yaptığı meslekte. Yani iş olsun diye iş yapmıyor, sır para kazanmak için yapmıyor hocam. Evet. Yani bir ağzında hoş tat bırakayım diyor. Çaycısı böyle, köftecisi böyle veya hocam üniversite hocası evet. veya hocam e, sanayide bir kardeşimiz. Araba tamircisi hocam. Ya hocam zaman zaman okuyoruz. Sizin öyle bu Karadeniz'de maşallah su motorunda uçak yapanlar da var. <laughs> yani e, yürüyen elektrikli arabayı icat edenler de var. Hatta hocam siz orada silah sanayide biraz gelişmiş sanki. Evdeki ufak atalesinde acayip silahlar üretenler de var. Şimdi şunu diyeceğim. O hocam, da lazım hocam. Hocam şu, o da lazım. Yani insan hocam yaptığı işi böyle eğer e, kemalermiş bir insansa severek yapıyor. Ve hocam okunda çok başarılı oluyor. ya Çaycı diyorsun ama öyle çaycı değil. Evet yani adanmak insana olağanüstü şeyler kazandırıyor. E, çünkü o zaman olağan dışı şeyler üretme şansına sahip oluyorsun. Öbür türlü ne oluyor? Bir zaman Şahı Nakşibendi'nin huzurunda sohbet esnasında işte fırıncıdan ekmek getirmişler. Şahı Nakşibendi Hazretleri geri çeviriyor. Diyor ki bu çok kızgınlıkla pişirilmiş. Çok güzel. Yani ya, o insan kamil bir insan yani değil. Yaptığı şeyi işi Muhtemelen pişme biçiminden e, onu anlamış. Yani böyle alel acele ve e, ruh halini yansıtarak e, pişirmiş yani. Adanarak yapılmış, e, özenerek yapılmış bir şey değil yani. Hocam ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bir alışveriş yaparken de işine özenen insan alışveriş yapmak. Bir kasaba gideceksin ama abdestinden biz besmeleyle et kesen bir kasapla yani lanet olsun bu meslekte ya. Diğer evet. Hocam asla alışveriş yapmamak lazım. Kesinlikle. Yani müşterisine güler yüz gösteren, yaptığı işi seven, severek yapan. E, hocam bu nerede anlaşılıyor? Hocam severek yapan işi adam güzel yapıyor. Adamı sevmeyerek yapıyorsa vaktinde yapmıyor, eksik yapıyor, yüz kere söylüyorsun, rica ediyorsun. Bir terziye gidiyorsun hocam mesela. Evet. Ya adam seni dinlemiyor bir kere, televizyona bakıyor falan, evet. sonra eksik kesiyor, fazla kesiyor, yani böyle hocam anlaşılıyor sen tipinden Kesinlikle. ya. Kesinlikle, mesela eğitim dünyasında hocam bunun büyük bir yansıması var. Türkiye'de mesela hocam, öğrenci hocasını sevmiyorsa o derste kolay kolay başarılı olamıyor. Niye? Duygusal damarı güçlü. Şimdi olayı tersinden bakalım hocam, öğretmenlerimiz de eğer o duygusal doygunlukta değilseler, yani öğretmenliğin hocalarını severek yapmıyorsa, dersi o kadar aşılayamıyor Mesela diyelim ki işte anlamadığınız bir yer var, var mı diye sorduğunda öğrenci parmak kaldırdan bir soru sorduğu zaman saçmalam ne biçim niye soru bu? Bir anlamadım dileseydin. Ha gibi <laughs> ya o zaman niye sordun açan niye soruyorsun yani anlamadığınız yer var mı diye. Bu tabii öğretmenlerle ilgili değil sadece dediğiniz gibi yaşamın her alanında bir işi yap bir insan yaptığı bizim en azından Karadenizlerin yaptığını yapmalı hocam insanlar. Yine Karadeniz'e çıkarttık olayım. Yani e, sevduğunu alamadıysan aldığını seveceksin. Aynen tamam hocam. Mı? Aynen. Yani sen belki başka bir şey olmak istiyordun. Mesela benim ortanca oğlum şey olmak istiyordu, abileri gibi elektrik, elektronik mühendisi olmak istiyordu. Sınava bir buçuk ay kala birden dümeni çevirdi. Hukuk. Tabi hukuk da onun tarzı arasında bazı farklılıkları iş hayatına atılınca e, görmeye başladı. E artık dediğim seçenek yok. Artık aldığını seveceksin. E, seveceksin. <laughs> tekrar üniversite <laughs> okuma imkanı Sevdi, yok. He. Sevdiğini alacaktım bir zamanlar. Gideydin elektrik <laughs> elektronik mühendisliği okuyaydın. O olacaktı yani. Hatta hocam evlilikte de, de böyle. Yani insan kafasında değişik böyle hayaller olabilir eş seçiminde. Sonra evlendiniz ama hakikaten ciddi bir hatası yok eşinizin. Yani erkek olsun, kadın olsun hocam. Bir haram işlemiyor, bir ahlaksızlığı yok. Böyle bir israfçılığı yok. Hani ailenin temelini dinamitleyen bir ahlakı yok. Ama bazı işlere hoşumuza gitmiyor. Yani hocam siz de onu belki üretici olarak icatlar yaparak o tarafını geliştirebilirsiniz. Tabi artı senin de bir eksenin yok mu? Yani karşı hocam... tarafın eksinden bahsediyorsan bu siyah şapkalı <laughs> adam. Yani kusur bulmak o kadar kolaydır ki niye kusursuz zaten insan yoktur yani. Hocam Peygamber yani... Efendimiz buyuruyor ki Eşinizin bir huyunu seviyorsanız başka bir huyunu seviyorsun o tarafı düşünün diyor. Evet. Yani eşim e, mesela hani biraz diyelim ki az konuşuyor. Tamam ev, tefekkür ediyor kadıncağız ne yapsın? Ama çok evet. güzel yemek pişiriyor. Ama belki hocam şey hoş sohbet konusu onun ilgi alanına giren bir konuyu seçmediğin için böyle oluyordur yani. Valla hocam. Profesyonel hmm. iş hayatından bahsediyorsun. Kadıncağız o konuda ne diyebilir sana ki yani? <laughs> Belki ondan singabaytın var dediğiniz gibi. Bunu karşılıklı düşünmek lazım. Bir de yani aile eş ile olan ilişkiler de hocam ben trafikteki ilişkilere benzetiyorum. Şimdi gidiyorsun hocam. Ben şeyde çok kolay hata yapıyordum. Çok sürücü yapıyormuş aynı hatayı. Osman Gazi Köprüsü'ne girerken hocam şey diyor navigasyon sağa kır diyor. Sağdan git diyor. Halbuki sağdan başka bir yola gidiyor. Orta hmm. yoldan git demesi lazım. Hmm. Şimdi e, sen diyelim ki senin yolun orta yol. Eşinle birlikte orta yoldan gidiyorsun. Ama navigasyon seni saptırdı. Ne oldu? Ya tam sağa saptın sonra fark ettin levhayı gördün. Navigasyonun gözün birden levhaya geçti. Tak döneyim derken ne yaptın? Refüje bindirdin. Hmm. Yani insan sonuçta hocam maymun iştahlı. İnsan içinde tilki de var, çakal da var, kurt da var, maymun da var. Hepsi var insan içerisinde. Mevlana diyor ki insanın hiç hayvan, hayvan partisi gibi <laughs> diyor. <gülüyor> Her türlü mahlukat var hocam. He, şimdi maymun iştahlı olduğunda ne oluyor? E şimdi o zaman eşinden razı olamazsın ki. Niye? Eşinden mutlaka çok farklı özellikleriyle öne geçen bir sürü insan vardır dışarıda yani. Hocam Peygamber Efendimiz de diyor ki onları düşünmek yerine ee, i̇yi iyi taraflar diyor Evet. Hocam Düşünmedi mesela bizim mi? Türk hanımlarımız ha. Allah razı olsun hepsinden. Yani hasta olduğumuz zaman hocam çok iyi bakıyorlar eşlerine Evet, evet. Şimdi düşünmediğin zaman ne oluyor? İyi mi oluyor? Yok. Yok. Refüje bindiriyor işte. <laughs> <laughs> Kendi yaşamını riske sokuyorsun artı mutlu olamıyorsun hiçbir zaman. Çünkü bir kez böyle zaten gözün dışarıda oldu mu hocam? Bu bir oldu, iki oldu. Sürekli zaten gözün dışarıda oluyor. Yani senin ideal eşin asla olmaz o zaman zaten. Niye? Çünkü insanlar birbirinden hep farklı. Sen birine adanabilmen lazım. Kanuni mesela. Onca cariyesi arasında ne yapıyor hocam? E, Hürrem Sultan aşık olmuş yani. Bir ne var? Bir duygusal yoğunlaşma var. Bir seçme bir tercih etme var yani orada. Eyvallah. Hocam yeni bir şey. Few defenses diyor. Yani e, az savunma. Yani ben size hocam bir şey söylüyorum. Hemen savunma yerine bir gerçek payı var mı bunda? Halbuki işte, eleştiri geldiği zaman. Evet yani genel hocam böyle aşağılık kompleks olan tipler. O anda böyle parlıyor. Sen kendine bak. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Ee, evet. Haklı bir şey söylüyorsunuz. Anında böyle bir savunma şeyine geçiyorlar. Halbuki e, savunmadan çok insanların dilleri Allah'ın kalemi gibidir. Size bir şey deniliyorsa bir gerçek payı vardır. Hmm. Kendine bak, dikkat et, kendini düzelt diyor. Hocam niye bu böyle biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki kolunuzu, dirseğinizi bir yere vurmuşsunuz, arkadaşınız geldi, tamam mı? E böyle kolunuzdan kavradı, birden ne yaparsınız? Büyük reaksiyon verirsiniz yani. Şimdi yaralı benlik, özgüvende e, zayıf noktalar. Aslında özgüven kelimesi de eksik hocam, öz yeterlilik. Hmm. Çünkü şimdi mesela özgüveni yüksek ama öz yeterliliği dip olan bir kuşak var. Hiç beceremiyor <laughs> ama... Ya, ya her şeyi yaparım diyor. Her şeyi biliyor. Ha, ama bir şey yapmaya öz yeterlik yok. Şimdi böyle yaralı bendi olan insanlar... Yaralarına dokunduğun zaman eleştiri hmm. e, noktasında... Orada hocam büyük bir reaksiyon e, verir. Yani aslında e, doğrusu ne? Tamam o an tepki verebilir ama... Önemli olan o yaraları iyileştirmek yani. O dediğiniz işte aşağılık kompleksinden vesaireden kurtulabilmek. Hatta alası şudur yani... Senin eleştirildiğin zaman aynı eleştiriyi kendine güderek yapabilmek yani. Hocam sufiler de bu çok güzeldir. Genelde sufiler birbirine hediye bile gönderir. Bir dedikodusu yapılmıştır, eleştirilmiştir. O adam Allah senden razı olsun hatalarımı söylediğin için teşekkür ederim. Hani e, kim benim hatamı söylerse Allah ondan razı olsun derse Hazreti Efendimiz. Evet. Ama hocam tabii hakikaten bir kamil bir karakter istiyor değil mi? Yani şimdi ben size bir hatanızı söylersem hocam cebinizde yılan var desem aman yılan at desem ne yaparsın sevinirsin ya hocam hayatımı kurtardın dersin. Evet. Ama başka bir eksiğiniz o da hayatı bir eksik olabilir. Tabii. Mesela hocam trafikte çok dikkatsizsiniz yani biraz e, e, araba sola dikkat et desem. Ve bunda gerçek payı olsa sen desen kardeşim öyle şey olur ben çok harika araba yani. kullanıyorum deyip de yarın sen veya ben hocam kaza yapsak. Şimdi hocam o yüzden yani böyle hasetten ve kinden kaynaklanmayan eleştirileri dikkate alıp bir pay çıkarmak hocam bizim lehimize. Kesinlikle insanın kendisini tekemmül yolculuğunu sürdürmesinin yolu eksiklerini ve yanlışlarını görmek. Yani eksiklerini ve yanlışlarını mesela bir öğrenci üniversite sınavına hazırlanıyor diyelim ya da lise giriş sınavına. O öğrenci ben diyor ki doğrularına bakmasın, yanlışlarına ve boşlarına baksın. Aynen. Niye? E çünkü zaten doğru yapması lazım yani. <laughs> Çok iyi bir yeri düşünüyorsa ne yapmalı? Yanlışlar ve boşlar check-up gibidir. Şimdi check-uptan çıktığın zaman neye bakarsan ha bende yolunda gitmeyen neler var. Yolunda gidenlere bakmanın Eyvallah. bir anlamı yok. Şu yolunda bu yolunda tamam da karaciğer yolunda değil. <laughs> <laughs> Oraya operasyon yapman lazım, orası için çalışman lazım. Burada tabii şu da var, çevremizdeki insanlara eleştiriyle, lisanı münasip de bunu ifade etmek. Belki bazen öneri diliyle onun anlayacağı bir dille. Hocam bu iki taraflı. Yani evet. Nasihatte bundan çok e, nazik ve zarif şekilde söyleyecek. Evet. Siz de e, bundan... olumlukla karşılayacaksınız. Olgunlukla karşılayıp böyle bir iki taraflı hocam, güzellik yoksa birisi hani e, selamu Aleyküm körkat demiş hocam, bir kadı gelmiş evet. şehre. Demişler ki burada bir doğrucu adam vardır. Kadın merak etmiş yani Çünkü doğru şahit lazım her zaman kadıya. Çağırın gelsin demiş. Kadının gözü, şey işte kadı, kadının gözü Hakim, kadı manası yani. Biraz böyle hocam e, çapraz bakıyor e, ondan sonra. Şaşı. Daha, şaşı, daha girer girmez Esselamu aleyküm ey kör kadı diyerek söze başlamış. Oy oy Bu oy. Bu da biraz oy. fazla doğruculuk. Ee, yani evet. Kırıcı bir doğruculuk. Ee, şimdi bazı insanlar var işte ben doğrucu davudum diyor olmaz. Doğru, o, Davut o Doğruyu e, söyle. He. Şey e, Mevlana'nın Nobran dediği tipler. Eyvallah. Yani e, sözünün nereye varacağını bilmeyen, gönül kırıcı tipler yani onlar yani. Hocam ağızdan çıkan her söz ok gibidir. Geri dönüşü de yoktur. O yüzden e, bu konuda dikkatli olmak lazım. E, evet, açık sözlü olmak demek küstah olmak, e, gönül kırıcı olmak ve haddini bilmemek değildir yani. Eyvallah. hocam bu sözleri bitirelim inşallah. Eyvallah hocam. Bütün bu tür hastalıklarını Rabbim bizi korusun diyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.